Sanih Tuna 18 yaşından küçükler okumasın. ABD'nin Crest Foundation Vakfı vasıtasıyla fonladığı Ruşen Çakır hakkında çok yazan çizen oldu ama Melih Altınok'un dünkü yazısı bence en eğlencelisiydi. Hay Allah müsaakını versin Melih, nereden aklına geldi Nokta Dergisi'nin o efsanevi kapağı. Hangi kapak mı? Melih'in köşesinde fotoğrafı vardı ama ben yine de bir cümleyle özetleyeyim. Kruzete benzetilen İstanbul Üniversitesi'nin üstüne dönemin Gök Başkanı İlhan Doğramacı oturmuş, hacetini gideriyordu. Tabii ki montajda. Peki bu montajı nasıl başarmışlardı? Öyle ya montaj içinde bir adet çıplak popoya ihtiyaçları vardı. Koskoca Gök Başkanı Profesör Doğramacı'yı soyunduramayacaklarına göre uygun bir popo bulmaları şarttı. Melih arkadaşımızın naklettiğine göre Nokta Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Işıklar İçinde Yatası Arda Uskan, İhsan Doğramacı'nın kafasını kepki erken eğilmiş şekilde yerleştirdikten sonra sıra işin en güç kısmına gelmişti demiş. Kapaktaki Gök Başkanlığı'nın poposu kime ait olacaktı? Şimdi düşünüyorum da gerçekten işleri zormuş. Mesela Can Ataklı'ya falan güvenemezlerdi. Sağda solda o kapaktaki G nokta nokta var ya o benim diye hava atmak isterken işin büyüsünü bozabilirdi. Ertuğrul Özkök sanat için soyunmayı seve seve kabul ederdi ama adı Özköşke çıkmıştı. Özal döneminin gök başkanını eleştiren böylesi bir kapağın popo mankeni olmayı diyalektik olarak kabul etmesi mümkün değildi. İsmail Saymaz barışı arkadaş falan derseniz o vakitler henüz çocuktular. Belki Engin Özkoç olabilirdi ama onu da keşfedene kadar iş işten geçerdi. Ardauskan çok yaratıcı bir gazeteciydi, sorunu kendi kaynaklarıyla çözmesini bildi. Çıplak Popo'yu dönemin nokta dergisi muhabiri Ruşen Çakır'da buldu. Doğrusu müthiş bir buluştu. Doğramacıya cuk oturdu. Böylece Ruşen Çakır kendindeki cevheri keşfetmiş oldu. Sonra da işi büyütmeye karar verdi. Yani G…'den böyle efsane kapak çıktıysa kim bilir beynimden neler çıkar dercesine harekete geçti. İlk bulduğu fonla ayet ve slogan çalışması yaptı ve ne kadar kullanışlı olduğunu sahada gösterdi. Haliyle önlenemez yükselişi başladı. Artık fonlayan fonlayana. ABD'den Chris Foundation, İSSEC'den SIDA, Almanya'dan Stiftung ila Ahir. O da bu fonlamanın hakkını en kritik zamanlarda bile vermeye çalıştı. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin arkadaşımız darbenin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA ajanı Henry Barkey'in 15 Temmuz 18'de Büyükada'daki Splendid Otel'den Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'sinde canlı yayında olduğunu yazdı. O değil de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Chris Foundation gibi kuruluşların fonladığı Ruşen Çakır'ı savunma belasına şeffaf süreçlerin kriminalize edilmeye çalışılması da doğru işler yaptığının göstergesi demesi yok mu? Her şey şeffaf yani. Alan razı, veren razı öyle mi? Fikrin kevaşesi olmakta tam da bu işte. ABD emperyalizminin fonlarıyla solculuk, sosyalistik yapmanın başka da izahı yok zaten. Salih Tuna Zafer Şahin Beşinci kol ve bizim hence Tarihin bilinen ilk beşinci kol faaliyetinin bu topraklar üzerinde gerçekleştiğini biliyor muydunuz? Spartalıların savaşta bir türlü yenemedikleri Truyalılara yolladıkları Truva atından bahsediyorum. Kusursuz bir beşinci kol çalışmasıydı. Fatih Sultan Mehmet'e kuşatma devam ederken ne işimiz var İstanbul'da dönelim diyen Çandarlı Halil Paşa, Yavuz Sultan Selim'i çaldıran seferinden vazgeçirmeye çalışan Hemden Paşa, her ikisi de kendi dönemlerinin fonlanmış etki ajanları olarak 5. kol faaliyetleri yürütüyorlardı. Yakın tarihin etki ajanlarına geçmeden nedir bu 5. kol sorusunun kitabi cevabına bir bakalım fiili müdahaleyle ele geçirilemeyen bir devleti propaganda, casusluk, sabotaj ya da terör yoluyla müdahaleye uygun hale getirmek. Maalesef bizim hiç yabancısı olmadığımız bir süreç bu. Gelelim modern çağın etki ajanlarına ve yürüttükleri 5. kol faaliyetlerine. Sorularla ilerleyelim. Bu ülke en son ne zaman fiili müdahaleyle ele geçirilmeye çalışıldı? 15 Temmuz 2016 günü. Peki darbenin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA ajanı Henry Barkey 15 Temmuz günü saat 18'de ne yapıyordu? Büyükada'daki Splendid Otel'den Ruşen Çakır'ın Medyascope TV'sinde canlı yayındaydı. Kim bu Henry Barkey? İzmir doğumlu bir CIA ajanı. Çok iyi Türkçe biliyor Robert Koleji mezunu. Uzmanlık alanı Kürt meselesi ve darbeler. Kendisi gibi Roberts College mezunu olan Osman Kavala'yla yakın dostlar. 15 Temmuz'dan sadece 3 gün sonra Kavala'yla Karaköy'deki restoranta karşılaşıyorlar. Kavala tesadüfen karşılaştık diyor ama HTS kayıtlarına göre Barkey, Kavala'nın şirketine ait telefonlarla tam 93 saat 34 dakika 1 saniye görüşme yapmış. Kavala ve Barkey'in yolu darbeden önce de kesişiyor. Nerede mi? Diyarbakır'da. Darbeden iki hafta önce ikisi de Diyarbakır'da boy gösteriyor. Bunlar hep tesadüf diyenler için filmi biraz daha geri saralım. Tarih Mart 2014. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine gidiyor. Barkey Türkiye'nin yerel seçimleri başlıklı bir rapor açıklıyor. Raporda ordudaki gülenciler eğer gülen hareketine karşı bir büyük operasyon yapılırsa emir komuta zincirinin dışında bağımsız hareket edebilir diyor. Adam 2 yıl öncesinden FETÖ'cü darbenin haberini veriyor. FETÖ'nün askerlerine darbeye hazır olun mesajı yolluyor. Raporda ayrıca Türkiye'nin büyük bir kaos ortamına gireceğini, büyük halk ayaklanmaları çıkacağını, Güneydoğu'da özel yönetimler kurulması gerektiğini iddia ediyor. Bakınız Hendek olayları. Peki Barkey'in bu mesajları Türk kamuoyuna kim tarafından ve nasıl ulaştırılıyor? Tabii ki fonlanmış medya ve onun tam bağımsız gazetecileri tarafından. Modern zamanlarda 5. kol faaliyetleri işte böyle yürütülüyor. Barkey ve Türkiye'deki ilişki ağı buzdağının sadece görünen yüzü. Somut bir örnek üzerinden meseleyi anlatmak için bu yazıya konu ettik. Türkiye'ye yönelik fonlanmış medya üzerinden yürütülen sayısız operasyon ve etki ajanı var bağımsız gazetecilik edebiyatıyla sokağa hareketlendirmeye, kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Haklarını teslim edelim, iyi iş çıkarıyorlar. Ama bu devlet, bu millet sahipsiz değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'tan verdiği yalan habere tahammülümüz yok mesajı önemli. Ekim ayında meclis açılır açılmaz bu 5. kol faaliyetlerine set çekecek, etki ajanlarına dur denilecek bir yasal düzenleme hayata geçirilecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını sunusu çıkar ve hedeflerinden bağımsız yorumlayamayız açıklamasıyla izlenecek yol haritasının işaretlerini verdi. ABD kendi ülkesinde bu tip yayın kuruluşları için ne yapıyorsa Türkiye'de aynısını yapabilir. ABD'de yabancı bir ülkenin fonladığı medya kuruluşu 6 ayda bir ABD makamlarına çalışmaları hakkında detaylı bilgiler vermek zorunda. Bizimkiler de versin. Madem sadece gazetecilik yapıyorlar, korkacak bir şeyleri olmamalı. Zafer Şahin